Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlil ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri, vav, kasem içindir. Asra kasem ederim, yani asırda olan esrar-ı ilahiyeye yemin ederim. Asrın birçok manaları vardır. 1. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar geçecek olan zamandır ki birçok enbiya-i izamın gelip geçtiği zaman ve onlara verilen esrar-ı ilahiyedir. 2. İnsanların zulmattan kurtulup nura kavuştuğu asr-ı saadet ki Resulullah Efendimizin bulunduğu asırdır. Zira o asır nur, hidayet ve feyz-i ilahi devridir ki Resulullah ve ashabına verilen esrar-ı ilahiyedir. Buradaki asrın manası asr-ı saadet ve asr-ı saadet'e tecelli eden feyz-i ilahi, nur-u ilahi ve dolayısıyla hidayet. 3. Ve her 100 senedeki esrar-ı ilahiyeme yemin ederim. Zira o 100 sene içinde sahabe-i kiramın adedi kadar yani 224 bin sahabe-i kiram vardı. 124 bin erkek, 100 bin kadın, 124 bin, yani 224 bin sahabi vardı. Ve her asırda onların adedi kadar Evliyaullah gelip geçer. Onlara bilhassa varis-i nebiye verilen esrar-ı ilahiyedir. Dördüncüsü, ikindi zamanı ve namazıdır ki diğer namazlar sıfat-ı ilahi ile alakalı olup ikindi namazı zat-ı ilahi ile alakalıdır. Cenab-ı Hakk'ın burada yalnız ikindi zamanı ve namazına kasem buyurması o vaktin esrarının pek büyük olması hasebiyledir. Zira ehli cennet yani müminler cennet-i âlâda cemal-i ilahi ile ikindi zamanında müşerref olacaklardır. Ve sabah namazı da cemal-i ilahiye ile alakalıdır. Diğer vakitler ise cennat-ı ilahiye ile meşgul olup ikindi vakti cemal-i ilahiye ile müşerref olunacaktır. Evet. İkindi vakti, ikindi namazı ve ikindi vakti zat-ı ilahi ile alakadar. Sabah namazı cemal-i ilahi ile alakadar. Diğer geri kalan üç vakitte cennat-ı ilahi ile alakadar olduğunu burada söylemiş oluyor Müfessir Hazretleri. 5. Umumi zamandır ki bu umumi zaman içerisinde pek çok evliyaullah gelip geçer ve geçiyor ve onların büyük esrar-ı ilahiyeye mazhar oluyorlar. Ve onlar pek büyük esrar-ı ilahiyeye mazhar oluyorlar. İşte onlara verilen esrar-ı ilahiyeme yemin ederim ki, ikinci ayete geçiyoruz. İnnel insane, bu
yeminin yani velasırdaki vavın, kasemin cevabıdır. Muhakkak insanlar insan olmak itibariyle ne içindedir? Lefî husrin, azim husran ve helak içindedir. El insanda elif lam cins içindir. Yani lam-ı tarif, buradaki insan nekre değil, marifetir. El takısı dolayısıyla lam-ı tarif onun için deniyor, marife yaptığı için. Elif lam cins içindir veya istihrak için de olur. Ki kâfe-i insan azim, husran ve helak içindedir demektir. Husr, yani lefî husrin demiştik. Husr'daki tenvin, husrün, lefî husrin, iki tenvin var orada. İkinci ayette husrin sonunda. Oradaki tenvin, ilmi belagatta tazim içindir. Acaba bu helakten, insanlardan hiç müstesnası yok mudur? Evet, vardır. Şimdi istisnalara geliyor. İlla, Arapçada istisna harfi, yani ausname, ausname harfi. İllellezine amenu, ancak bu husrandan ol bir iman eden kimseler müstesnadır. Çünkü iman edenler etmeyenlerin cinsinden değildir. Burada illa istisnai munkatı içindir. Yani istisna munkatı iki ayrı grup. Bir grubu diğer onlara benzemeyen başka gruptan istisna yapmak istisnai munkatıdır. Ama ikisi de iki grupta aynı cinsten olursa o zaman istisnai ne oluyor? İstisnai muttasıl oluyor. Munkatı var, muttasıl var. Ki iman sahiplerinin küfr ehli cinsinden olmadığını gösterir. Burada İmam-ı Azam Hazretlerine göre tekellüm bil baki bade seniyya vardır ki iman edip amel-i salih işleyen hak ve sabrı tavsiye edenler müstesna demektir. Kâfe-i insan husran ve helak içindedir demektir. Yalnız iman etmek kâfi midir? Bu bir soru işareti tabi soruyor. Yok, kâfi değildir. Daha ve amilü salihati imandan sonra ne yapacak? Salih amel işleyenler müstesnadır diyor. Yani illellezine amenu, iman edenler müstesna ve amilus salihati, burada bu ve illellezine amilus salihati demektir. Yani atıf vavı cümleyi kısaltmış oluyor. Ameli salih işleyenler müstesnadır. Yani Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat gibi ila ahiri işleri işleyenler müstesnadır. Amel-i salih nedir şimdi? Amel-i salih diyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz. Amel-i salih, yani kelime olarak amel, iş demek, çalışmak demek. Bir konuda çalışmak, salih de sağlam yani fasit olmayan bir amel, salih bir amel. Yani art niyet olmadan, sırf zan lillah için yapılan amel, iyi niyetle yapılan amel. Salih bir ameldir. Bu amel-i salih nedir? Aklın, birincisi tabi akla uygun olacak. Amel-i salih olması için. Ve şer'in, yani şeriatın, İslam dininin tahsin ettiği, güzel gördüğü şey demektir. Yani aklın ve dinin tahsin ettiği, güzelleştirdiği veya güzel gördüğü demek, güzel gördüğü şey demektir. Öyleyse güzel olan her şey
akla ve şer'a, şer'i şerife uygun olan her şey nedir? Salih bir ameldir. Güzel ahlak, iyilik yapmak, iyi davranmak. Yani bunlar ibadetlerin haricinde sosyal açıdan, yani cemiyet hayatındaki görevlerimize vurgulama yapıyoruz ki bunlarda çok eksiğimiz var. Onun için bu vurgulamayı yapmak gerekiyor. Yani ameli salih, Allah rızası için sadece kılınan, yani abdest aldıktan sonra kılınan namaz, oruç, hac, zekat denilmemiş. Aklın ve şer'in, yani şeriatın, şer'in güzel gördüğü, bu güzeldir, bu yapılır, bu insanların faydasınadır. Ferdi veya cemiyet olarak insanların faydasınadır dediği, alimlerin bir ittifak icma ettiği her konu nedir? Salih bir ameldir. İşte böyle iman, iman yakini ile iman edenler ki Mevla'nın zatına, sıfatına, meleklerine, yani zatı var, Mevla'nın sıfatları var. Yani bu akaid bahsinde bunlardan bahsettik. Akaid dersimizde. Zatı var, sıfatları var, melekleri var. Resullerine, yani meleklerine, resullerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Cenab-ı Hak tarafından olduğuna, efendim, bir hak iman edip ve ameli salih işleyenler, bunlar işte bunlar nedir? Bu kimseler, işte bu kimseler dünyasını satıp ahiretini satın aldılar. Yani satın aldıkları her şey dünyalık için olmadı. Fırsat buldukça ne yaptılar? Dünyalığını verip ahiretini kazandıracak şeyler satın aldılar demektir. Ahirete yatırım yaptılar. Şimdiki dilde ahirete yatırım yaptılar. Buraya kadar zatının ikmali, buradan aşağı efendim gayrin ikmalidir. Yani burada kadar diyor, iman ve ameli salih zatının, yani ferdi bir ikmaldir. Ferdi bir görevdir. Kişinin yükümlü kendisine karşı olan borcudur adeta Allah'a karşı. Buradan aşağısı da hayrın ikmalidir. Diyor ki hayır da, yani cemiyet hayatındaki dayanışmalarımız, bir felaket anında, bir biliyorsunuz işte başımıza gelebilecek bir ölüm, bir yakının ölmesi durumunda insanların, Müslümanların birbirine olan dayanışması, bunlar da ne yapıyorlar? Efendim, kitaptan devam edeyim. Yalnız iman edip ve ameli salih husrandan kurtulmak için kâfi midir? Hüsrandan kurtulmaya kâfi midir? Yok, kâfi değildir. Daha ne lazım? وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Hakkı tavsiyeleşenler. Tavsiyeleşenler. Tavsiyeleşiniz. Yani tavsiyeleşiniz birbirinizle hakkı, buyuruyor Hazreti Allah. Vasiyetleşiniz. Öğrendiğiniz, yani hak olan İslam'ı, İslam dinini evladı iyaline, akraba ve taallukatına, bir cümle Müslümanlara tavsiye edenler husran ve helaktan müstesnadırlar. Yalnız iman, ameli salih, hakkı tavsiye, husran ve helaktan kurtulmak kâfi midir? Kısaca, amel ettim, İman ettim, amel ettim, hakkı tavsiye ettim, çevreme öğrettim, işte vasiyet ettim, vaaz ettim, işte YouTube videoları çektim diyelim. Biraz reklam olacak ama. Yani YouTube videosu çektim, insanlar duyar, bir şeyler öğrenir belki. Belki bana da sevap yazılır gibi
niyetlerle iyi şeyler yapmaya çalıştım. Bundan sonra tabi Hakk'a tavsiye ettikten sonra husran ve helaktan diyor kurtulmaya bu kafi midir? Çünkü dört madde var. Üçünü saydık. Dördüncüsü gelecek. Tabii ki diyor Müfessir Hazretleri yok kafi değildir. Daha ne yapmamız gerekiyor? Ve tevessav bi sabri sabrı bu da diyor atful has alel umum. Yani burada bir atıf, bir şey vardır. Nahiv kaidesi vardır. Şimdi has olan burada sabırdır. Has bir ibadettir. Umum da hak ve tevessav bil hakkı demişti ya, o umumidir. Yani hak olan çünkü çok şey var. Hak olan çok şey var. Yani hak Türkçe'de tam birebir manası hak, gerçek demek. Şüphesiz. Yani real, realist, şey olmayan, vehim olmayan, hayal olmayan, gerçekten var olan, doğru olan şeylerdir. Hak, hak kavramını içine alan, hak kavramının içinde olan şeyler umumidir. Yani çok vardır ve bunlardan birisi de nedir? Sabırdır. Sabır da haktır. Ama sabrı burada ayrıyeten zikretmiş. İşte buna da ne diyor? Has olan sabrın, umum olan hakkın üzerine, yani bil hakkı üzerine diyor, bir atıf yapılmıştır diyor. Sabrı tavsiyeleşenler de hüsran ve helaktan müstesnadırlar. Burada tevasav ve tevasav bil hakkı ve tevasav biz sabri. Bu tefaül babından olmakla binası müşareket içindir demiş. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek herkesin müşterek vazifesi olduğunu gösterir. Tefaül babı işte sarfta, binada tefaül babı var. Tefaale yetefaülü. Efendim faale fiilinin bu baba intikal etmesiyle ne oluyor? Evveline bir T geliyor. Efendim faal fiiliyle, yani fe ile aynı arasında bir elif geliyor, tefaale oluyor faale. Bu tevasav fiili de aslında vasadır. Vasa, yani vasa var, vasa var, vasiyet etmek, efendim, şey yapmak, birbirine tavsiye etmek. Bu vasadan ne yapılmış? Tevasa yapılmış yani. Tefaül babına intikal ettirilmiş. Burada bir müşareket vardır. Yani tevasa babının, tefaül babının binası iki topluluk arasında müşareket içindir. Müfaale babı iki kişi arasında müşareket içindir. Tefaül babı da iki grup arasında. İki grup arasında müşarekettir yani. Birbirlerine olan karşılıklı davranışları bunları anlatır. İşte burada insanlar ne yapıyor? Topluca birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ediyorlar. Ne diyor? İşte Allah sabır versin kardeşim, Allah başını sağ olsun misal gibi. İşte sabır iyidir, sabır cennetin anahtarıdır falan. İleride hadis-i şerifler gelecek Resulullah Efendimiz'den. Onları da okuyacağız. Yani böyle sabrı tavsiye edenler. Hak'tan sonra. Yani hakkı tavsiye ediyor ama özellikle sabrı tavsiye ediyor. Değerine binaen. Çünkü insana maddi ve manevi hayatında yol aldıran sabırdır. Sabır dayanıklılık kazandırır. Efendim, sabır güçlendirir. Yani güçlü olmak istiyorsanız psikolojikmen sabretmeniz lazım. O sabır insanı güçlendiriyor. Bu da böyle bir katkımız olsun. Evet, büyüklük, küçüklük yoktur. Bu sabrı tavsiye ederken diyor, hani efendim o büyüktür, küçüğe vasiyet etsin. Veya sadece küçük büyüğe vasiyet edebilir gibi diyor, böyle diyor, bir ayrıştırma yok.
Efendim, sen bana, ben sana tavsiye etmek, öğretmek, efendim, borcumuzdur. Yani işte şu büyüktür, küçük onu dinlesin gibi diye bir şey yok yani. Kim haklıysa, kim daha ilmi daha çoksa o diğerine vasiyet edecek, sohbet edecek, yani akıl verecek. Öyle kibirlenmek yok. İşte ben büyüğüm, benim sözüm dinlenmesi lazım diye bir şey yok. En azından bizim dinimizde yok yani. Veya en azından bu nasihat konularında öyle bir şey yok. Mesela ne oluyor? 20 yaşında bir alim 70 yaşında adamı vaaz ediyor. Demek ki oluyor. Şimdi o 70 yaşındaki diyelim 60-70 fark etmez. Adam diyebilir mi? Senin yaşın kaçta bana vaaz ediyorsun? Çocuk o genç gayret etmiş, çalışmış, öğrenmiş, diz çürütmüş tabiri caizse. Medrese okumuş, üniversite okumuş. Öğrendiklerini öğretmesi lazım. Onun için yaşla alakalı bir şey değildir yani. Kitapta da devam ediyor zaten. Büyük küçüğe, küçük de büyüğe bildiği hakikati öğretmek, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle mükelleftir demektir. Hatta evlat atasına dahi öğretecektir. Hatta babalar size sesleniyor. Hatta evlat atasına, babasına o bile öyle öğretecektir. Yani sen anlamazsın, sen konuşma demek yok. Yani çocukları okut okut öğrensin, ondan sonra sen bir şeyden anlamazsın de. Yazık değil mi o çocuğa? Yani bir de babasının böyle demesi onu zaten yerlere serer. Yani onun motivasyonu kalmaz zaten. Yani bir mümin kardeşine bir kaza, bela ve musibet geldiği zaman onlara sabrı tavsiye etmedikçe husran ve helaktan kurtulamaz. Bakın bu da çok hassas bir konu. İşte bana neymiş, işte Allah yardımcısı olsun, beni ilgilendirmez demek. O musibet, o musibetin kendisi gelmese bile o musibetin vereceği sıkıntı aynı öyle anneme lazım diyen kişinin de böyle gönlünü daraltır, kalbini sıkar. O da mutsuz olur. O da hüsrandan kurtulamaz. Ey kardeş, sabredelim. Çünkü sabır cennetin anahtarıdır. Hadis-i şerifte ne buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Es-sabru nısfu din. Ey ümmetim, ümmeti eshabım, ey ümmeti Muhammed, size şu getirmiş olduğum, sunmuş olduğum dinin yarısı sabırdır diyor. Nısfuddin. Dinin yarısı sabırdır. Demek ki sabreden dininin yarısını kurtarmış olur. Ha şöyle de bilimsel olarak da şöyle açıklayabiliriz. Dinin yarısı emirlerle, diğer yarısı da nehilerle gelmiştir. İşte bu nehyedilenlere, yani yasaklananlara, mekruh olanlara, haramlara sabreden bir insan ne yapıyor? O sabrı dolayısıyla, sabrı sebebiyle dininin yarısını kurtarmış oluyor. Böyle de anlatabiliriz yani. Çünkü yarısı sabır. Veya ibadetlere tembellikte sabır, nefse direnmek, tembelliği üzerinden atmak gibi konularda bu da yine sabra dahildir. İkinci bir hadis-i şerif, es-sabru miftahul cenneti. Es-sabru, sabır nedir? Miftahul cenneti, cennetin anahtarıdır. Sabır cennetin anahtarıdır. Bir de çok duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Öyle derler. Men sabara zafara. Men sabara, kim sabrederse, yani şart koşuyor burada. Şart ve ceza kaidesi bu. Yani kim sabrederse ne yapar? Zafere ulaşır.
min babi alime demiş. Bu dördüncü babtandır dediğine göre bu efendim zafera değil de zafira gibi duruyor. Çünkü sabara ikinci babtan sabara yesbiru. Bu o zaman dördüncü babtan sonra zafira yazfaru olması gerekir. Böyle buyurmuşlar sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bu sure-i celile kısa bir sure olmakla beraber Kur'an'ın bütün ahkamını icmalen verir. İcmalen verir. Onun için İmam-ı Şafii rahmetullah teala hazretleri başka hiçbir sure nazil olmasa yani inmese sadece bu sure kafi gelirdi buyurmuşlardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu El-Asr suresi. Burada önce bir asra yemin ediyor. Ve asırdaki tabi tecelliyata, orada olan bilemediğimiz gizli manevi olaylara işaret ediyor. Azametine binaen de bak kasam ediyor. Ondan sonra ne diyor? İnnel insane lefî husrin. Şimdi burada hani inneden sonra gelen el takısı, lam-ı tarif. İstigrak için demişti ya, istigrak demek tüm insanları içine alıyor yani. Gark ediyor, istigrak. Tüm insanları içine alıyor. Bu şu demektir, muhakkak ki tüm insanlar lefî husrin, husrandadır. Tüm insanlar husrandadır. Peki bu husranın istisnası yok mudur? Yani burada ikinci ayette bakın üzerinde şey yazıyor, la diye durak işareti var. Yani burada durma demek o. Hemen öbür ayet-i kerimeye bağla, yoksa mana yarım kalır. La, kırmızı böyle küçük bir la, lam elif var. O burada durma, devam et demek. Yani manayı bitiştir birbirine. Bu tüm insanlar husranda ise bunların istisnası var mıdır? Vardır. Nedir? İllellezine amenu, iman edenler müstesna. Yani husranda değildir. Birinci, yani kurtuluşun birinci şartı Allah'a iman etmek. Hani ehl-i sünnet vel cemaatin koyduğu kaide nedir? Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى. Bu altı madde, bunlar kadere imanla beraber tabi. Bunlar imanın asıl şartlarıdır. Bunlardan birisine inanmayan mümin olamaz. Birinci kurtuluş bu. Kurtuluşa sebep olan ikinci madde, imanla beraber, bakın burada ve amelü salihatideki vav, imanla beraber demek. Vav orada bitiştiriyor yani iman ve ameli. İman ettikten sonra ve amelü salihati, ne demiştik? Ameli salih, akla ve şer'a uygun. Güzel hal ve hareket, ibadet hepsi nedir? Salih ameldir. Salih ameldir. İkinci şartı da bu. Sonra ve tevasav bil hakkı, bu iman ve amel kişinin kendine olan görevleri. Yani amel-i salih, İslam'ın şartları da vardı ya, onu da söyleyelim. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat, bunlar İslam'ın şartlarıdır. Bu konuda bazı gafiller diyor ki
İslam'ın çok şartı vardır. Beşte kalmaması lazım. İslam'ın şartı demek, İslam'ın belirtisi demek. Yani bir kişinin Müslüman olduğunu bu yaptığı beş şeyden anlarsın. Çünkü iyiliği herkes yapar. İnanan da yapar, inanmayan da yapar. Ama inanmayan namaz kılamaz. Oruç tutamaz. Tutsa da yarıda keser, aç kalır. Ramazan-ı Şerif de geliyor önümüzde. Bir ara eksperiment yaptılar ya, hani Almanya'da 19 saat oruç tutuluyor. Gayrimüslimler yarıda pes etti. Neden? Çünkü sadece aç kalmak değil oruç. Onun başka başka manevi sebepleri ve kuralları var. Yani o Allah için aç kalıyorsan Allah sana yardım eder. Allah için kalmazsan yardım etmez. İşte hac, zekat, bunları da gayrimüslimler yapamaz. Onun için bu İslam'ın şartı değil, İslam'ın işaretidir benim kanaatimce. Yani bir insanın Müslüman olduğunu anlamak için bu beş şeyden birini yapıyor mu, yapmıyor mu, buna bakılır. Diğerlerini herkes yapıyor. Yani kendi anlayışına göre insanlara yardım ediyor, efendim stiftung, yani vakıflar kuruyor, üniversiteler kuruyor, ama zekat veremiyor, sadaka veremiyor. Bunu da böyle anlayınız. Yani bu beş şey, İslam'ın şartı denilen beş şey, İslam'ın aslında şiarıdır, yani alametidir. Bir insanın Müslüman olduğunun alametidir. Bunu böyle anlamanızı rica ederiz. Bu iman ve amel-i salih kişinin ferdi vazifesi. Ama insanın topluma karşı da bir vazifesi vardır. Nedir? Bu da hakkı söylemektir. Yani gerçeği, doğruyu söylemektir. Hak doğru demek, gerçek demek. Yani yalan söylememekle beraber ihtiyacı olana akıl vermek, doğru yolu göstermek, elinden tutmak, yanlış yere gitmesine mani olmak. Tabi bunu kabaca değil, bilmem işte ben işte dobrayım, ben böyleyim falan, bunlar şey yani. Bunlar fasafiso, bunların İslam'da yeri yok. Müslüman başta güzel ahlaklı, kibar olacak, kalp kırmayacak, efendim, emretmeyecek, sorarak, yani sen şöyle yap değil, sen şöyle yapar mısın? Bunlar güzel ahlaktır. Ben de işte bunları size buradan hak olarak tavsiye ediyorum. Müslümanın hedefi, gitmek istediği yolun sonunda güzel ahlak vardır. Yapmış olduğu iman, amel, diğer hayr hasenat bu ahlak yolunda ona yardımcıdır. Hani asıl hedef ahlak sahibi olmaktır. Güzel ahlaklı olmaktır. Bir insan ne kadar ibadet yaparsa yapsın, o onun ahlakını etki etmiyorsa, ahlakını güzelleştirmiyorsa bir yerde bir kusuru var demektir. O kişi de kusura bakmasın. Çünkü ayet-i kerimeleri sabit. Hani namaz kötülüklerden alıkoyar diyor ya, fazla da uzatmayalım, konuyu dağıtmamak için. Hakkı onlar tavsiye eder. Hakkı tavsiye ettikçe ne yapar? O ona tavsiye eder, bu buna tavsiye eder. İnsanlar devamlı bu kulağında kalır birbirine tavsiye ettikçe. Kötü şey işlemekten çekinirler. Çekinirler. Yani birbirlerini hatırlatmış oluyorlar. Ne buyuruyor Hazreti Allah? Fedekir, Habibim sen hatırlat. Yani korkutma manasını da geliyor. Hatırlat. Fe innel zikra tenfe'ul müminin. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir buyurmaktadır. Sonuncusu da etevasav bi sabri. Sabır da tabi haktan bir cüz olmasına rağmen sabrı hususuyla burada izah etmesi sabrın çok büyük öneminin olduğuna işarettir. Onun için sabrı özellikle tavsiye etmiştir. Yani haktan bir parça olmasına rağmen onu ayrıyeten zikretmiştir. Çünkü çok sabır çok değerli bir mücevherdir. Sahip olmasını bilene. İşte bu dördünü yapmayan insanlar husrandadır, helak olacaktır. Efendim, onun için dikkat etmek lazım. Bu İmam Şafii Hazretleri'ne buyurmuşlar ya, demin okumuştuk. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir şey inmemiş olsaydı,
Sadece bu sure inmiş olsaydı, buyuruyor, bizlere kafi gelirdi. Çünkü burada bizim kurtuluşumuz için, yani dünya ve ahiret refahımız için bize lazım olan şeyler bu sure-i şerifte zikredilmektedir. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.